Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zerim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 54.900 ama 55.000 olmak üzereyiz. Samsun'u yakalamak üzereyiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Aynı katkıyı video izlerken de gösterseniz hani bol bol video izleseniz video izleme sayılarımızın ortalaması 5-6.000 olsa daha güzel olmaz mı? Neyse yazarlardan Fenerbahçe yorumları canlı sağ olsun. Yeter ki kanalımız büyüsün. Yeter. Yani 100 bini hedef olarak aldık. Gerçekten durduk durduk durduk. Hazirana kadar falan 30 bin baremindeydi. Birdenbire artış gösterdi. Hepinize teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizi davet ederseniz daha da hızlı büyürüz. Spor yazarları Fenerbahçe'mizin Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçın yorumlarını yaptı. Tabii ki biliyorsunuz bu bir gelenek haline geldi. Biz de Fenerbahçe'mizin kazandığı maçtan sonra bunları hep konuşuyoruz hızlı bir şekilde doğru formülleri doğru formülleri biliyor diyor Gürcan bile. Erken gelen gol ile maçı cebine koydu Fenerbahçe. İki kanatta çok etkili kullandılar ama Kemal Özdeş merkeze duvar örmüştü. Zaten maç öncesi ben size ne dedim? Ne anlattım? Ne söyledim? Nereden gideceğiz dedim. Önlem alınmayan tek oyuncu İsmail Yüksek çözdü düğümü. Jeko'ya golü attırdı, penaltıyı yaptırdı. Aslında asistin asistini yaptı fark ettiniz mi arkadaşlar? İki golde de. Hani Cekun ilk golü bence asist gibiydi ama kaleciden sekti geldi sonuçta. Altı çizilecek nokta Kasımpaşa takımı yeniyiz. Hadi gol atalım fikrine gelemedi hiç. Bu örgüyü kazanıp kazandırıp geçen sezondan farklı kılan da İsmail Kartal doğru oyunun formüllerini biliyor. Takımını da takımına da uygulatıyor. Helal olsun demiş. Erman Toroğlu. Ben bak arkadaşlar Erman Toroğlu'nun çok uzun cümlelerini aldım. Çok ilginç şeyler var, tespitler var çünkü. Fenerbahçe rahat rahat sahada her şeyi yapıyor. Farkı arttırabilir ama herhalde Avrupa Kupası maçları onları biraz yıpratmış. Çünkü önceki gün Galatasaray'da bu görüntüyü vardı. Ben yani Galatasaray tıngır mıngır oynadı gibi geldi bana nedense. Mesela Fenerbahçe maçında da bir penaltı pozisyonu var. Ceko'nun kazandığı. Ben olsam vermem. Yani bakınız 3 maç. Cumartesi günü Mustera atılır. Beşiktaş maçında oynamaz. Beşiktaş'ın penaltısı verilmez. Hatta Cenk'e kart bile verilir. Bakın. Farkında mısınız bilmiyorum. Üç büyüklerin üçünün de maçında sıkıntı var demek istiyor. Adamın kaval kemiğine tabanıyla bastığı için hani Ceko da çok profesyonel ayağını soktu aldı. Aynı penaltıyı Fenerbahçe'nin aleyhine versen ne olur? Öyle düşünmek lazım. Haftanın özeti şu Galatasaray Fenerbahçe zorlanmadan devam ediyorlar. Beşiktaş'ın şansı İstanbul Spor'la oynaması demiş katılıyorum. Sahaya çıkanlara bakıyorum. Hakemlere de bakıyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray ile oynayan takımlar kurbanlık koyun gibi bakıyorlar. Oynuyorlar ama inanmıyorlar Fenerbahçe'yi yenerim diye. Ben onu hissediyorum demiş. Fenerbahçe'yi yenerim diye inanmıyorlar ama Galatasaray'ı yenerim diye inanırlarsa yenerler. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe kadar kaliteli top oynamıyor. Çıkın yenilen gerekse mücadele edin falan. Fenerbahçe maçı sabaha kadar oynasa Kasımpaşa sabaha kadar gol atamaz diyor. Bir gol atsınlar 3 yerler. Kasımpaşalı da Fenerbahçeli de hakem de herkes de hissediyor bunu demiş. Uğur Melek'e 3. vitese gerek duymadılar. Bak Beşiktaş maçı gündüz Dolmabahçe'de akşam Kasımpaşa'da benzer senaryolar var. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin'in oynadığını 44'te İstanbul Spor nihayet bir korner kazanacak. Fark edebildi izleyiciler. Fenerbahçe kalesinde Livakovic ilk kez 42'de Gökhan'ın uzaktan cılız şutunda görebildik. Dün mi oynadı? Bizim kaleci Livakovic miydi bu Kasımpaşa maçında? Şey değil miydi? Engin İpekoğlu değil miydi bizim kaleci? Livakovic mi oynamış? Allah Allah. Ben Engin İpekoğlu diye biliyorum dün. Vakoviç yok ya. Allah Allah. Neyse. İstanbul Spor'u 45 dakikayı 0. Kasımpaşa'da 0.08 gol beklentisine tamamlamış. 5 taşta Fenerbahçe 3. vitese gerek duymadan kazandılar 5 Beşiktaş maçını izleyenler diyor ki Fenerbahçe maçı kadar keyifli değildir diyor. Bilmiyorum. Ömer Ründül. Fenerbahçe'de her şey güllük gülistanlık ama benim işler iyi giderken yaptığım eleştiriler her zaman çok önemlidir. Eşistlerimde büyük çoğunlukla haklı çıkarım. Fenerbahçe'de fizik kondisyon açısından görevler paylaşılamıyor. Bak dikkat edin dediği kısma. Başta ferdi olmak üzere güçlü kuvvetli bir geri dörtlü. İki stoper. Rakip Santrafor'a adeta nefes aldırmadılar. Okey. Bu defans bloğunun önünde her tarafa basan ve oyunu da yönlendirebilen mükemmel bir İsmail. Okey. Onun önünde de fizik güç kaybı açıkça görülen dördü yabancı beş yıldız oyuncu. Yani Türkçesi şu savunma İsmail mükemmel önündeki dörtte de sıkıntı var diyor. Ben Ceko'yu geçen sene defalarca Inter'de izledim. Çok büyük bir santrafor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi iki yarı finali ve finalde de canlı izledim. O zamanki gücünden çok uzak. Tadic, Fred, Şimanski de dün öyleydi. Bir şey söyleyeyim mi? Bak adama kızmayın. Ben hak veriyorum. Bak Şimanski'yi ben beğenmedim dün. Fred iyiydi ama normal şartlardaki fretten biraz daha düşüktü. Bu milli ara inşallah iyi gelecek. Şimanski 24 yaşında Feyenoord'da ağır idmanların yanı sıra bütün sezon çarşamba pazar maç oynadı. Bu futbolcu dinlendirilir mi? Ben işleri iyi giderken bu görüşlerimi bildireyim de gerisi İsmail Hoca'nın işi demiş. Şimdi burada şu var. E, Tadic, Şimanski, Fred ve da bahsediyor. E, Kahveci var. Türkiye'de gibi oynadı. Ercan Güven bu saatte sonra tek şekilde tekrar Fenerbahçe en az yorularak kazandığı galibiyet oldu Kasımpaşa. Artık imalat hatasından şüphe duyulmayacak kadar denenmiş Fenerbahçe makinesi. Bu saatten sonra tek şekilde tekler gibi duruyor. Operatör hatası. O da zor. Şimdi direksiyondakilerin hepsi tecrübeli, hepsi işinle neyli. Futbolcular ise sorun çıkarmak bir yana Fenerbahçe'de oynadıkça piyasa değerlerinin artacağının farkında. Asıl kritik cümle bu. İlmi Türkay. Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla Avrupa dahil galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. Alkışlanacak bir durum. İsmail Kartal için zaman zaman rotasyona gidiyor diye yazılıyor. Az kadro veya yedekler hiç fark etmiyor. Taşlar yerine kısa sürede oturdu. Yabancılar çabuk uyum sağladı. İyi kenetlenme ve enerjiyle taraftar gücü de buna dahil. Başarılar peş peşe geldi. Bu hafta milli maç arası dönüşte sarı önce evinde Hatay Spor'la sonra Deplasman'da Pendik Spor'la oynayacak. Şimdi ben golvar.com'daki son köşe yazımda şunu belirttim. Fenerbahçe Hatay Spor'u yenerse 17'de 17 değil 18'de 18 yapacak. Niye? Çünkü Dogoresk maçı var. Hayır dedim sonradan. 19'da 19 yapacak Pendik Spor maçı var. Hatay'ı yenersek Rudogoresk'i de Pendik Spor'da yeneriz. Yani Hatay maçı 3 maçlık maç. 2 haftalık ara var. Hep mi rakipler hazırlanacak? Bu sefer de biz hazırlanalım. Hocam sizinki yatar nasıl olsa size satar diyen Galatasaray taraftarına aldanmayın. Onlar alışkınlar eski futbolcularının satmasına yatmasına. Şimdi aklınıza şunu getirin. Volkan Demirel en önemli 10 oyuncusunu kadro dışı bıraktı. O maç oynatmadı. İstanbul'a getirmedi. Mikrofonu uzattılar. Niye getirmediniz efendim? Fenerbahçe maçı bizim için ölçü değil. Biz hani çıkış maçı olarak bir sonraki maçı görüyoruz dedi. Bunun adına ne derler? Şike, şerefsizlik, namussuzluk, alçaklık hepsini derler. Bütün pislikleri derler. Dolunay Kafkas aynısını yaptı. Ne dediler? Haklı. Haklı dediler. Fenerbahçe olağanüstü kadro kurdu. Ben Volkan Demirel'e sesleniyorum. Yap bunu. Vallahi bunu yap. Yemin ediyorum bunu yap. Ne futbolcun yorulsun. Ne futbolcuna sıkıntı olsun. Bir sonraki maça hazırlansınlar. Boş ver Fenerbahçe maçını. Getir yedeklere. Hocam senin içine sinecek mi? Milletin içine neler siniyor? Ne haram şampiyonluklar, offside'ımsılar falanlar filanlar siniyor. Yeter. Doğrucu Davut Rolü'nden bir çıkın. Bir düşünün. Aynısı Galatasaray'a yaşandı diye. Neyse. Bu konuyu kısa kesiyorum şimdi. Lafı başka tarafından anlayacaklar. O yüzden geçiyorum abi. İlker Yağcıoğlu işin savunma tarafında da ofans tarafında da harika işler yapan bir takım izliyoruz. Açıkçası bu takım puan kaybedecek mi merak ediyorum. Elbette puan kaybolacaktır. ama sanki büyük bir mucize olması gerek gibi duruyor. Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da lider gitmenin keyfini yaşıyor. Futbolcular her türlü övgü hak ediyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu takım nasıl puan kaybeder? Şımarıklıkla kaybeder. Ukalalıkla kaybeder. Bu takımın çok gol kaçırdığı maçlar genellikle kazandığı maçlar oluyor. Zaten hocam hepsini kazandı. Ha o zaman demek ki çok gol kaçırdığı maçları da kazanıyor. Arkadaşlar bakın bu takım ukalalıkla kaybeder. Allah aşkına 5-0 Rize'yi yendin 8'i 9'u kaçırdın. 4-0 İstanbul'u yendin 6'yı 7'yi kaçırdın. 2-0 Kasımpaşa'yı yendin 5'i 6'yı 7'yi kaçırdın. Artık atman lazım. Yorgunluk şu Ben yorgunluğa falan filan inanmıyorum abi. Ben geçtim yorgunluğu. Harbi söylüyorum geçtim. Bak kadromuz kütürük eriği gibi. A takım oyna. A takım oyna. A takım oyna. Bak Ludo Goresk. Adamlar 7 yemiş. Taraftarında 7 beklentisi var. Hiç öyle yorgunluk morgunluk geç. Katayı yen. Ludo Goresk maçında. Ceko ile değil de. Bak şu an Umut Nair başla. Kim sana ne diyecek? Aynı sistemin futbolcuları. Kim ne diyecek sana? Umut hayır oyna ve Batu Şuay. Batu millet laf ediyor. Engin hali. Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'in istatistiklerine baktığınızda Opta verilerine göre rakiplerine Fenerbahçe'den az gol beklentisi veren bir takım yok. 8 maçta rakiplere verilen 3,6 gol beklentisi yani maç başına 0.45 gerçekten olağanüstü bir başarı. Giriş hata bakılırsa bizleri sezon sonuna kadar iki takımla inanılmaz heyecanlı bir şampiyonluk yarışı bekliyor demiş. Umarım iki takımlı olmaz. Umarım ya Galatasaray'a çelme takar Beşiktaş falan yarışın içine girer. Ya üçüncü, dördüncü bir takım oluşur. İki takımlı olursa millet Galatasaray'a yatar. Fener olmasın da Galatasaray olsun diye yatarlar. Bu yedindiler çünkü. Bu çok alçakça, namussuzca bir şey ama bu yedindirdiler bunu. Aa, yıllardır Fener olmasın da kim olursa olsun diye yattılar. Ellerine ne geçti? Yayın ihalesi gitti. Lig fesada bir büründü. Hakemler fesatçı oldu, lig fesatçı oldu. Kimse ligi izlemez oldu. Acından geberir oldular, transfer yapamaz oldular, tesislerin borcunu ödeyemez oldular, hapis cezasıyla karşı karşıyalar. Kendileri bilir. Enginver elbette her maç 5-6 farkla bitmeyecek ancak daha iyisi olur mu olur. Batshuayi'nin frikikteki vuruşunu da gerçekten hiç anlayamadım. Belçikalı forvet bu şekilde tavır yapmaya devam edecekse devre arasında bir değişim düşünmek gerek. 90 artı 1'de Miç'i yine kaçırdı. Geçen sezonki arkadaşlarımızdan eser kalmamış. İlk yarıda özlenen Fenerbahçe'yi seyretti. İkinci yarıda da iş bitmişti. İsmail Hoca rekor için tebrik ederim. Güzel bir başlangıç. Tugay Kerimoğlu en iyi transfer İrfan Can diyor. Şimdi TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunuyor. Ben bir Galatasaray'dan değerlendirmesini merak ettiğim için bunu aldım. En iyi transfer İrfan Can lafı çok güzel bir laf. Fenerbahçe'nin bu sezonki en iyi transferi İrfancan Kahveci. Fenerbahçe'nin geçen sezon ile bu sezon arasındaki en büyük fark bu sezon yapılan baskının tam zamanlı yapılması ve oyuncu konsantrasyonunun çok yukarıda olmasından kaynaklanıyor. Maçın geneline hakim bir Fenerbahçe izledik. Kasımpaşa'da rahatsız dahi edemedi. 16 maç kazanmak kolay değil. Tebrik etmek lazım. Sezona o kadar erken başlayıp oyuncuları fit tutmak, yedek oyuncuları maça da dahil edebilmek büyük bir başarı. Alkışlamak gerek. Maçın adamı İsmail'di basit oynamayı başaran atakların başlangıcı olan birisi olmayı başladı. Keza Fred ve Ciku da çok iyi oynadı. Ciku geçen gün bahsettiğimiz Davinson Sanchez gibi rakibine yapışıp bırakmayan bir oyuncu demiş. Güzel bir yorum. Şimdi Rıdvan Dilmen'in konuşmaları var. Bunu hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çünkü Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe taraftarı TV8.5'a izlemiştir zaten. 9'da 9'u geçebilir. Bir sonraki maçta Aykut Hoca'nın 9'da 9'unu egale edebilir. Çok ilginç. İsmail Kartal o dönem Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı. Fenerbahçe'nin kalecisi de Volkan Demirel'di. Fenerbahçe 9'da 9 için Volkan Demirel'in Atay Spor'la karşılaşacak. Ne kadar iyi kadro yaparsanız yapın kaybedebilirsiniz. Manchester City mesela kaybetti. Gevşemeye gelmez. Her sene iyi kadro yaptı dersiniz ama 5 yıl içinde ilk defa çok iyi transfer yaptığını itiraf etti Ali Bey. Hocaların katkısı %100'dür. Teknik direktörlerin takıma katkısı %100'dür. Böyle olmazsa zaten bu antrenörle gitmez. Hoca muazzam bir yönetim yapıyor. Taktik anlayışı, oyuncu değişikliği, oyun görüşü, takımın fizik gücü hepsi muazzamdı. İyi futbolu iyi futbolcu oynatır ama iyi futbolcu da antrenör oynatır. Fenerbahçe bugün zaman zaman oyuna müsaade etti. Belli bir bölümden sonra oyundan düştü. Takım hemen değişiklikle müdahale etti. Çok tecrübeli bir takım var Fenerbahçe'de. Hem topa sahip olup hem de üçüncü bölgede çok etkili oynuyor. Ryan Kent oynadığı oyunla hocam ben biraz daha fazla süre istiyorum diyor. Katılıyorum. Fenerbahçe taraftarım. Oster, Osterbolde. Kent. Serdar Aziz. Kink. Hatay maçında görse eyvah bu neden oynuyor demez. İrfancan bu maç düşüktü. Tadic de 3 yıldızlı oynadı diyor. Bak hep bahsettiğim konularda arkadaşlar spor yazarı değilim ama benim hep bahsettiğim konularda Şunlar oynasa niye bunlar diyemeyeceğiz artık. Ben 10 yaşından beri Fenerbahçeliyim bana göre. Bu kadro tarihin en iyi kadrosu. 37 yaşında bir oyuncu var. Ceko. Rakip yarı alanda her yere adım attı. Çalışkan harika bir profesyonel. Tıpkı Fred'de olduğu gibi. 80. dakikada Zaitse alda aldı at dediği bir pozisyon var. Icardi, Ceko gibi oyunculara asla haksızlık yapamam. Bunlar müthiş oyuncular diyor. Zayt ciddi bir eleştirinin hedefine oturdu. İsmail Kartal ilk haftalarda biraz daha panikliydi ama sonraki dönemde kendini çok geliştirdi. Taraftarın da tutkusu çok daha başka bir seviyeye getirdi takımı. Fenerbahçe'nin tek problemi gerçekten iyi bir kadrosu olan rakibi var. O yüzden 190'ı görmeyen şampiyon olamaz dedim. Ya geçen bizim İsa da diyor İsa. Bakın buradan selamlar olsun. Ya hocam diyor. Galatasaray şampiyon olduğunda herkes kötüydü. Trabzon şampiyon olduğunda herkes kötüydü. Başakşehir olduğunda herkes kötüydü. Biz şampiyon olduk herkes iyi diyor. Yani şampiyon olacağız inşallah. Hadi Allah söylesin inşallah. Biz kadro yapıyoruz. Herkes iyi. Hakikaten herkes iyi. İsmail Kartal'ın ve takımın arzusu çok yüksek. 3 büyük kulübümüzün çok iyi santraforları var. Fenerbahçe 8 maçta 304 kez rakip ceza alanında topla buluşmuş. Ceko penaltısız 6 gol 2 asist yaptı. Paylaşımcı da bir oyuncu. Bu tabloyu gördüğümüzde kusursuz, yani kuşkusuz hakkıdır diyoruz diyor. Fenerbahçe maçı 5-0 bitirse nasıl oldu demezsin. Sakalsız İsmail Kartal kenarda yakışıklı duruyor. Ryan Kent ileride 11'e girerse şaşırmam. Çok farklı bir oyuncu. Beşiktaş bir de Galatasaray yenemezse lig yarışından kopar diye düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Hakem yorumları. Arkadaşlar bunu çok tartıştılar. Beyin Trio ekibi pozisyonları yorumlamış. İlk gol öncesi faul var mı? Faul yok diyorlar kısaca. Anlatabiliyor muyum? Yani faul mü değil mi kafası karışıyor insanın. Yani burada bir şey deseler diyemez diyor. Var buna karışamaz. Kesin delil yok diyorlar. Türkçesi bu. Penaltı doğru mu? Penaltı doğru Yasin çok genç oyuncu, kimse penaltı değil diyemez. Sabit oyuncu yani sabit iki oyuncu bir temas var, buna penaltı veren hakim eleştirilmez diyor. Aytaç'ın Ceko'yu iterek bir ihlali var mı? Bu oh, hangisi ya? Buna penaltı demem diyorlar. Biz penaltı beklemek zaten. Kırmızı kart gerekir mi? Engoy'un foul ne? Fredding'ininde ee, yani buna sarı kart diyorlar ama kırmızı verese. Sıkıntı diyorlar. Fenerbahçeli iki yıldıza tribinden yakın takip. Arkadaşlar. Şimdi hazırlanın Fenerbahçe futbolcularının transfer haberlerini duymaya. Bol bol transfer haberi duyacaksınız. Çünkü Fenerbahçe futbolcularına çok ciddi scoutlar izliyor. Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Şimanski. Kesinlikle 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 iki futbolcuda yazın giderler. Ben size kesin diyorum bak. Yani kalma ihtimallerini sıfır görüyorum. Sebebini de anlatayım. Elif Elmas'ı Kim Minji'yi Napoli transfer etti. Son derece memnun kaldı. Perdi ve Şimanski'yi yerinden takip etti. Ve e, Napoli sezon sonunda bu iki futbolcuyu da inanılmaz bedellerle transfer etme çabasında. Şimanski 16 maç 8 gol 4 asist. Perdi 12 maçta 1 gol 1 asist ancak Perdi'nin olayı malum Şimdi Ferdi'nin e, aslında babası da bir şeyler açıkladı. Onu da bulmaya çalışıyorum. Babası şampiyon yapacağız ve gideceğiz diyor. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu. Oğlu ile ilgili merak edilen sorulara cevapladı. Ferdi daha iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğümü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor. Çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünden uğraştım. Gerisini kendi yaptı diyor. Doğru söylüyor. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söylüyor ve şampiyonluğun ardından transfer olma ihtimalinin yüksek konuşuyor. Bu sene o sene olacak. Fenerbahçe'ye şampiyon yapacağız ve gideceğiz diyor. Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya Ben Trabzonluyum. Önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim ama büyük takıma gitmesini isterim diyor. Burada kalıp seriye de bağlayabilir diyor. Türkçe bildiğini de ilk kez açıklıyor. Ferdi Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır. Siz gazeteciler de üzerine atlar. O yüzden kullanmıyor diyor. Doğru arkadaşlar Ferdi mükemmelliyetçi bir arkadaşımız. Durum bundan ibaret. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Siz çok yanlış yere bakıyorsunuz transferde. Sizin transferde bakacağınız yeri söyleyeyim mi? İsmail Yüksek. Ben eğer Mustafa Hoca'ysam, eğer ben futboldan anlıyorsam, eğer ben az buçuk yılların verdiği deneyime sahip olarak 2004 yılından beri bu piyasanın içindeyim. Çeşitli sitelerde haber editörü olarak yönetici olarak görev yaptım. Bugün sosyal medyada takip ettiğiniz büyük fenomen sayfaların hemen hemen hepsinde görev aldım. Hepsi de beni tanış. Hemen hemen hepsinde görev aldım. Eğer ben futboldan anlıyorsam İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Şimanski, Osterwolde ve Osayi Samuel. Bu 5 arkadaşımız bize kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle 100 milyon Euro'dan fazla bonservis servis getirisi yapacaklar. Bu yaz hem de 5 futbolcu da bakın 5 yıldızdan 100 milyon Euro'dan fazla bonservis. servis. Yani 100 milyon Euro artı bonus, bonservis servis diyeyim size bilginiz olsun arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam e, e, kesin mi emin misin? Bir barem vereyim. Ferdi 30'dan aşağı kesinlikle satmayacağız. Eğer Fenerbahçe kupa kaldırırsa, konferansı kaldırırsa 40'tan aşağı gitmez. Şimanski bugün 30 falan diyorlar. Kesinlikle 30 değil. Şimanski'ye Fenerbahçe yönetiminin belirlediği fiyat 40 milyon euro. Hocam kimse 40 vermez. Görürsünüz veriyor mu vermiyor mu? Arkadaşlar bak futbolcuyu alırken şuna bakıyorlar. Avrupa'da yaptı mı? Burada yaptı mı? Yapabilir mi? Şimdi bak sadece burada yaptı. O zaman 15-20 bareminde. İsmail Yüksek 15-20 bareminde gider. Çünkü sadece burada yaptı. Başkasını bilmiyoruz. O sahi Samuel. İngiltere'de yaptı. Alt ligde. Nijerya milli takımına seçildi. Burada yaptı. O sahi Samuel 15-25 arasına gider bugün. 2. Şimanski. Ne yaptı? Şeyde. Eee. Avrupa'da Feyeno, Feyenoord'daydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sezonun futbolcusu. Burada ne yaptı? Sezonun futbolcusu. Şimanski 30-50 arasına gider. Asla gidemez. Sen hayal görüyorsun diyen arkadaşlar. Serdar Ali Çelikler izlemeyi sürdürsün. Çünkü Şimanski'nin skorer olmadığını söylüyordu. Osterwolde Parma. İtalya Ligi. Hollanda Twente. Burada Fenerbahçe. Güzel gidiş. Yalnız şu var. Süreklilik yok. Ferdi'nin muhteşem performansından dolayı. Osterwalde'nin bugün gideceği fiyat 12 ila 20 milyon euro arasında 12'ye daha yakın şu an itibariyle. Bak Osterwalde'yi beğenen geldiği günden beri savunan kişi diyor bunu yanlış anlamayın. Ferdi Kadıoğlu milli takım Fenerbahçe Hollanda liginde PR var. Bugün Hollanda milli takımına seçilmiş olsa bile her maç oynardı. Rahatlıkla 30 artıya gider. Yani minimumları hesaplayalım. 30 Ferdi 30 Şimanski. 15 Osa'yı 75. 12 Osterwolde 89. 15 İsmail Yüksek 94 104. Yani 104 milyon euro artı bon servis şey bonuslar. Hocam biz bunlar gibisini bulamayız. Buluruz, buluruz merak etmeyin. 104 milyon euroya 5 tane futbolcuyu bulamıyorsak zaten biz kapatalım kulübü. Ama Fenerbahçe kulübünün stratejisi değişti. Artık 1 buçuğa e al, 15'e sat kumarı bitti. Artık 9'a al, 7'ye al, 9 buçuğa al. 40'a sat, 50'ye sat dönemi başladı. Eğer biz bunları satarsak bir sonraki seneye futbolcular zıplaya zıplaya gelir. Hani Premier Lig'den piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcu. Boşa çıkıyor ya Fenerbahçe teklif ede direkt Fenerbahçe'ye gelir. Premier Lig'den Fenerbahçe'ye gelir. Ahar bir söylüyorum gelir. Diğer atıyorum. Niye? Bir atıyorum Bermunt'a gideceğine. Şuraya gideceğim. Ulan buraya gideyim ben buradan sıçrayış yaparım. Bunlar Napoli'ye Napoli'ye diye. Bir de bunların hangi takıma gideceği önemli. Eğer biz Napoli'ye futbol satacaksak zaten iki futbolcu 70'ten aşağı satmayız hakkımızda daha hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar son sayıyı veriyorum. 54.967 idi. 54.972 28 kişi sonra 55.000 oluyoruz. Bütün Samsun'a, Samsun'daki bütün Fenerbahçelilere selamlar. Sakarya'daki bütün Fenerbahçeli arkadaşlar da selamlar. Türkiye'nin her yerindeki ve dünyanın her yerindeki bütün Fenerbahçelilere selamlar. Ailemiz büyüyor. Ailemizi büyüttüğünüz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Bir de video izlemeleri arttırırsak, oynatma listelerini falan canımız sıkıldıkça açıp kanala destek olursak ne ala. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.